Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerden acayip bir şekilde aldığım soruların cevabını vereceğim. Evet, hepinizin merak ettiği tek bir şey var anlaşılan. Solunum sıkıntısı kuşlarda. Bunlar neden olur? Nasıl hallederiz? Kuşum neden vik vik hik hik yapıyor? Neden kuyruğu yukarı aşağı iniyor? Sizlerle birlikte bu belirtileri, hastalığı tanıyacağız. Öncelikle solunum yolu sıkıntısı, yani CRD olması lazım literatürde. Bunun sebeplerinden bahsedelim. Bu hastalık arkadaşlar güzel havalandırılmayan ve şöyle yemi gösterelim. Eğer yeminizin içinde toz çoksa tozlu yemden tozlu üretimhanelerde görülebilen bir hastalık. Bir diğer faktör de bulaşıcı olması. Çok ciddi anlamda bulaşıcı. Diğer kuşlara anında bulaşabiliyor. Hasta bir kuşunuz varsa ayırmanızı öneririm. Hayvanın üşütmesiyle de olabilir benzer belirtiler. Ama onu CRD'ye çevirip çevirmemek hani sizin bakımınıza bağlı. Kuşunuz eğer sağlıklıysa solunum yollarında bir sıkıntı olmaz. Astıma dönmez. Astım da bu arada bir solunum yolu sıkıntısı. Hepsinin benzer tedavileri var. Benzer sebepleri var. Sadece astım kronik olanı diye anlatabiliriz. Şimdi kuşunuz neden hik hik yapıyor? Ciğerlerinde iltihap, pislik biriktiği için ondan dolayı hik hik yapıyor. Nefes alışı zorlaşıyor. Kuyruk yukarı aşağı kalkmasının sebebi de bu aslında. Nefes alıp veriş zorlaştığı için zorlanınca kuyruk kasılıyor yani nefes almaktan. O da yukarı aşağı bir görüntü sergiliyor. Dışkıda bir bozukluk oluyor mu derseniz, dışkıda bir bozukluk oluyor ama hani böyle çok dışkıdan anlaşılan bir hastalık değil. Genel olarak ses geceleri özellikle kafes ışığı söndüğü halde hik hik vik vik diye ses çıkarıyorsa hayvanınız, büyük ihtimal bu rahatsızlık vardır. Size iki tip tedavi önereceğim şimdi. Bunlardan biri çok ağır vakalar için, yani ağır vakalardan kastım artık kesin CRD, kesin solunum yolu hastalığı diyebildiğimiz vakalar için. Diğeri de hani belki üşütmüştür ama solunuma da dönmüş olabilir. Onda da fayda edebilir yani. Bu arada biri doğal bir tedavi, biri ilaçlı bir tedavi. Şimdi ilk doğalı anlatayım. Kullanmak isteyen arkadaşlar da ilk doğalı denesinler. Şöyle arkadaşlar, aktarlarda şöyle göstereyim. Gösteremedim. Şöyle şimdi görüyorsunuz. Okaliptus yağı satılıyor. Bunu nasıl kullanırsınız? Bunu gidip bir kaynar suyu alın arkadaşlar. Şöyle yine bir kafesinden örnek vereyim. Şu sütlaç güveciği gibi bir şeyin içine kaynar suyu koyun. Üzerine bir iki damla damlatın. Bunu kafesin içine koymayacaksınız. Çünkü su kaynar. Hani bunu herhalde yapmazsınız diye umuyorum. Mesela şuraya koyabilirsiniz. Şuralara koyabilirsiniz yani. Ben öyle yapıyorum. Ya da yere koyabilirsiniz tek kafesiniz varsa. Kaynar suyundan çıkan okaliptüs yağı buharı ciğerlerini açmasına fayda sağlayacaktır. Bu doğal bir tedavi. Bunu ara ara kendi kuşlarımda da yapıyorum yani, hani hasta olmasalar bile. Bir de şöyle bir ilacımız var. Doximis. Bu antibiyotik arkadaşlar. Etken maddesi doksilin olması lazım. Çünkü solunum yollarına iyi gelen ilaçlar doksilin, Doximis tarzı ilaçlar. Dok falan görüyorsanız yani o solunum ilacıdır büyük ihtimal. Bu ilacın da kullanımı şu an şu tarafa koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kullanacağınıza dair orada gösteriyorum. Ama yine de size bir üstün körü anlatayım. Suluktan da kullanabilirsiniz. El besleme mamasına da katabilirsiniz. Ağzına da damlatabilirsiniz ama ben ağzına damlatmayı çok önermiyorum. Ağzına damlatıldıktan sonra tepkileri çok iyi olmuyor. Ama suluğa falan koyarsanız daha rahat olur. Ha, derseniz benim çok kuşum var. Hepsinin işte suluğuna koyamam. Elle besleyin arkadaşlar. Daha iyi olur. Hani spesifik vakalarda elle beslemek daha iyi. Böyle hani tek bir kuşunuz hastaysa kümese kür geçmeyecekseniz elle besleyin. Daha çabuk tedaviye cevap alırsınız. Umarım hik hik vik vik mesajlarınız artık son bulur. Umarım kuşlarınız sağlığına bir an önce kavuşur. Sizi de ayrı ayrı cevaplamaktansa böyle bir video çekmek istedim.
Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.